Furkan! Hayır baba! Hayır! Abi, kardeşim. Halime nerede baba? Kurdoğlu onu alıkoy devlet. Bitti mi? Başka çaremiz yok baba. Kurdoğlu bizi öldü bilmeli. Bu başarı ihtimalimizi yükseltecektir. Ağabeyim haklı baba. Kurdoğlu gerçeği öğrenmeden bu işi bitirmek zorundayız. Toya katılmam için onu ikna etmeliyiz. Ertuğrul Toya gelmek istermiş. Buyursun gelsin. Gelsin de boyunun ölçüsünü alsın. Bütün yalanlarını, bütün iftiralarını tek tek yüzüne vurup onu kendi ellerimle öldüreceğim. Kurdoğlu'nun şeref sözüne güven olmaz. Bunu konuşmuştuk baba. Hepiniz öldü biliyor. Bu işi tek başına halletmeliyim. Merak etmeyin. Obada yalnız olmayacağım. Turgut Alp de toy zamanı otağda yakın bir yerlerde beni bekliyor olacak. Başınızdan eksik olmasın. Hep ülkeyi
Ertuğrul geldi beyim. Gelsin bakalım. De bakalım yeğen. Şahitlerin neyime şahitlik edecek? Kara Toygar'la işbirliği edip kervanı bastırmana şahitlik edecekler. Kurdoğlu. Tapınakçılarla işbirliği edip obaya her türlü felaketi taşımana şahitlik edecekler. Kurdoğlu. Yeter artık beyim. Daha ne kadar? Kaleye defalarca gidip tapınakçıların Antakya üstadı Manzini ile beraber işlediğiniz suçlara şahitlik edecekler. Kimdir şahidin? Turgut Alp'tir. Turgut Alp'le birlikte aileni sürgüne götüren Alplerimi katlettiğini bilmediğimi mi sanırsın? Bunlar akıllarınca bana tuzak kurmuşlar. Halime Sultan'ı da yanlarına almışlar. Her türlü iftirayla haysiyet cellatlığına soyunmuşlar. Ama bilmezler ki onların celladı ben olacağım. Artık sürgün mürgün yok. Hiçbirinizi yaşatmayacağım. Cihanın öteki ucuna da gitseler aileni bulup öldüreceğim. Alper! Yakalayın onu! Hainlere merhamet edilmez Kurdoğlu.
Hurdoğlu yargılanana kadar otağımın önünde teşhir edilsin. Bir daha obamıza bu utancı yaşatmaya tevessül edenlere de ibret olsun. Bu soysuzla bir olmadık beyim. Lakin ölen beylerimiz, alplerimiz gibi dik durup karşısına çıkamadık. Bizleri bağışla. Müsaadenle elini öpmek isteriz. Bizleri bağışlayasın. Adaletten nasibini almamış bu soysuz, aileme de, yiğit kardeşlerime de her türlü zulmü yaptı. Buna rağmen ben yine de adaletten vazgeçmem. Yaptıklarının cezasını toyda alacaktır. Verilen ceza neyse yerine getirilecektir. Bundan kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın. Dört bir yanımız düşmanlarla sarılı olsa da, Haçlılar huzurumuzu bozsa da, birliğimizi ve dirliğimizi yitirmedik. İçimizdeki fitne ateşi bugünden itibaren sönmüştür. Düşmanımız ne kadar güçlü olursa olsun, obamızı da, dinimizi de koruruz elhamdülillah.
İlaç acılarınızı azaltacaktır. Çok üzgünüm efendim. Bugüne kadar zehirlediğim kafirler geliyor aklıma. Eyyubi hanedanından, Selçuklu hanedanından. Tapınakçılar konsülü birazdan kaleye gelir doktor. Onlar gidene kadar bu yalnızca ikimizin bildiği bir sır olmalı. Beni anlıyor musun? Evet efendim. Tanrı sizi korusun efendim. Tanrı beni terk etti doktor. Binbir umutla emek verdiğim Kurdoğlu da kaybetti. Kayılar artık daha büyük düşman. Benim merak ettiğim yeğenim Isadora, bu zehirli hançeri nereden buldu? Konsülün yüce üstadları geliyor, kapıları açın. Müsaadenizle Üstad Petrucu. Hoş geldiniz Üstad-ı Azamlar. Kalemize onur verdiniz. Hoş bulduk Titus. Üstad Petrucu nerede? Bizi karşılamaya gelemeyecek kadar önemli olan nedir ki? Sizi odasında karşılayacak efendim. Üstad Isolara'nın bıçağındaki zehri nereden bulduğunu sorguluyor Kardinal Hazretleri. Birkaç gün sonra dili şişip konuşamaz hale gelince Isadora'ya zehirli bıçağı bizzat benim verdiğimi söylerim. Şimdi gidebilirsin doktor. Birkaç gün sonra Üstad Petrucu ölecek. Konsül üyeleri yeni üstadı seçecekler. Yeni üstad kim olacak Kardinal Hazretleri? Tabii ki Titus. Titus'a söyle bu gece beni gizlice ziyarete gelsin. Ha. İbnül Arabi'nin kutsal emaneti. Onu ne zaman getireceksin? Yarın ziyaretine gideceğim. Güzel. Bir an önce getir. Çünkü bu uğursuz yerden küçük şehzadeyi alıp bir an önce gitmek istiyorum. Merak etmeyin efendim. Yiğidim. Aslanım, beylik, pusat, kahramanlık sana o kadar yakışıyor ki. Benim ay yüzlü hatunum, benimle gülen,
Benim de kederlenen can yoldaşım. Bu beylik ateşten bir gömlek. Giysen bir dert, çıkarsan bir dert. Doğru dersin. Bu otağ nice ızdırap çekti. Nice hadise gördü. Bilir misin Hayme? Gönlümden bu otağa hiç dönmemek geçti. Lakin eğer dönmeseydik, zulme biat etmiş olacaktık. Mazlumlar için mücadele etmeseydik, firavunlar kazanmış olacaktı. Bu cihanda zalime bir nefes bile fazla. Doğru dersin bey. Kurdoğlu'na ne yapacaksınız? Bu vakitten sonra Kurdoğlu'nun akıbeti belli. Benim derdim tapınakçıların başına kaleyi yıkmak. Ya o kale gidecek ya da biz. Dündar. Oğlum. Ana. Baba. Allah'ım kurban olsun sana erim. Allah'ım sana şükürler olsun. Bize çifte bayram yaşattın. Bir daha kavuşamayacağız diye öyle korktum ki. Sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? İnsanı ölümden eceli korurmuş Halime Sultan. Bak, yeniden kavuşmak da nasip oldu. Çok şükür. Şimdi ne olacak Ertuğrul? Önce Kurdoğlu'na hak ettiği ceza verilecek. Sonra da o kan emici tapınakçıların yuvaları başlarına geçirilecek. Ceylan gözlüm. Bize ne gam, ne keder, ne de hüzün uğramasın. Benim aslan yiğidim. Bize ne gam, ne hüzün. Toy vaktidir. Hani abi bizim toy onlarındı. Artık vazife verilenlerden olduk. Toy da bizim, av da bizim. Sensiz hayat bana zindan oldu. Bana o kahpe zindanlarda sevdan hayat ver dayı kızım. Artık kavuşalım Turgut. Benim de bir gün daha dayanacak takatim kalmadı. Babanla, beyimizle konuşup bir an evvel nikahlanalım ay kızım. Turgut. 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 Bu illetten kurtulacağız. Kurtulacağız bu illetten.
Eğer bilmeden sana zarar vermeye kalkarsam... Al bu hançeri. Kıy canıma. Konuşmamdan korkarsın değil mi Selcan abi? Seni ele ver benden. Seni ele verirsen onlara beni öldürdükleri için teşekkür etmiş olmaz mı? Halbuki ben Süleyman ve döllerine en büyük belayı miras bırakmak isterim. En büyük servetim, en büyük mirasım da sensin Selcan abi. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Beyler, şu ahir ömrümde çok acılar çektim. Evlatlarımı, ilk eşimi kaybettim. Nice kardeşim kollarımda öldü. Lakin hiçbirinin acısı bana bu son yapılan ihanet kadar ağır gelmedi. O Kurdoğlu denilen hain hileyle beni tahtımdan indirdi. Hatunuma, evlatlarıma ve gelinime iftira attı. Eziyet etti. Ses etmedi Toyun beyleri. Dik durmadı zalimin karşısında. Nedendir? Nedendir ha? Affet beyim. Kurdoğlu aklımızı çeldi. Ben de bundan gayrı aklı çelinen beylerle toy kurup toy açmam. Hepinizi azlediyorum. Toya yeni beyler gelecek. Ertuğrul, Kurdoğlu'nun vazifeleri senindir. Gündoğdu, obanın iaşe temini de senindir evlat. Şimdi Kurdoğlu'nu getir.
hakkında karar çıktı Kurdoğlu. Şükürler olsun. Artık obamıza huzur geldi. Bu belayı da saldık. Artık bundan sonra sıra sizin düğünlerinizde. Babam da uygun görürse biz düğün yapılmasın deriz ana. Tapınakçılarla savaş kaçınılmaz artık. Bunu hepimiz biliriz. Düğün Allah kısmet ederse, savaş bitince erlerimiz, kardeşim Yiğit sağ salim obaya döndüğünde olsun isteriz. Halime Sultan'ın dediği gibi, Süleyman Şah'ım da, Ertuğrul Bey'im de, Gündoğdu Bey'im de o kaleyi başlarına yıkmadan durmayacaklardır ana. Erlerimize bir şey olursa, hiç olmazsa onların dul eşleri olarak yaşama şerefine erişelim isteriz ana. Babam da uygun görürse, savaş başlamadan sessiz sakin nikahımız kıyılsın isteriz. Ah benim güzel kızlarım. En az erleriniz kadar yiğit kızlarsınız. Allah sizden razı olsun. Bu belayı başımıza o kurdun oğlu sarmıştı. Onun yardımcılarının tek tek öldüğünü gördük. Şimdi sıra onda. O da belasını bulsun. Bu isteğinizi Süleyman Şah'ımıza söyleyeceğim. Tamam mı? Sağ olasın ana. Yardımcıların hepsi ölmemiştir belki ana. Kim bilir? Belki hala birileri vardır fitnesine, fücuruna ortak olan. Toyda dili çözülür soysuzun. Allah korusun. Söyleyecek bir sözün var mıdır? Ömrüm bu oba için cenk etmekle geçti. Sahip olduğum her şeyimi, evlatlarımı, avradımı obam için cenk ederken yitirdim. Her ne ettiysem, obamın daha büyük olması, daha güçlü olması, yurt tutup beylik kurması için yaptım. Bunların bilinmesini isterim beyim.
Kahramanlığını ihanetinle kirlettin Kurdoğlu. İhanetin nedeni niçin olmaz? Bedeli de ölümdür. Sen tapınakçılardan günah çıkarmayı da öğrenmişsin Kurdoğlu. Burası günah çıkarma meclisi değildir. Şerefimi çiğnetmeyecek bir ceza isterim beyim. Senin şerefin mi var ki çiğnetilmesin dersin Bredeyus? Beyler, merhamet dilerim. Merhamet edin beyim. Merhamet ettiğin kadar merhamet göreceksin Kurdoğlu. Karatoygar'la, Titus'la bir olup öldürdüğün alpler kadar merhamet göreceksin. Kurdoğlu, obaya, beyine, dinine, törene ve milletine ihanetten idamına hüküm verin. Götürün bu haini. Beyim, beyim. Son kez merhamet dilerim beyim. Eski günlerin hatırına beyim. Beni kör kuyulara tık, lakin canıma kıyma. Kıyma beyim. Kıyma. Beyim. Kıyma. Kıyma beyim. Kıyma. Kıyma. Kıyma beyim. Kıyma. Seninle kan kardeş olduğumuzda birbirimiz için ölmeye yemin etmiştik. Birbirimize kılıç çekmeyecektik. Ben ahdime sadık kalacağım. Zira benim ahdim temizdir. Seni öldürmeyeceğim. Thank you.
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve resulü. Bismillahirrahmanirrahim. Artık hiç mi kuvvet Haçlı ordularının bu son ve büyük seferine mani olamayacak? Kardinal Thomas, Papa Hazretlerine ve İmparator Frederick'e yazdığı raporu bitirdi. Rapor beklediğimizden çok daha iyi. Tarikatımızın çalışmalarından övgüyle söz ediyor. Kadimi, siz tarikatın değerli şövalyeleri için kaldırıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Ya kayılar, Ertuğrul adındaki o Türk'ün yediği haltları, sizin ona karşı yetersiz kaldığınızı duymadığımızı mı sanıyorsunuz Üstad Petruccio? Halep'teki istihbarat şebekemizi nasıl çökerttiğini, onlarca casusumuzu, kahraman şövalyemizi bir böcek gibi nasıl ezdiğini... Üstad Ricardo, size ve masada bulunan üstadlara sorarım. Havarilerini İsa'nın çarmıha gerilmesi durdurabildi mi? Siz de çok iyi bilirsiniz ki büyük hedeflere doğru adım adım ilerlerken her zaman beklenmedik pürüzler çıkabilir. Sana nasıl inanacağız Üstad Petruccio? Onca zaman tarikatımızın üst üste aldığı darbelerden sonra sözlerine nasıl itimat edeceğiz? Allah'ım bana dayanma gücü ver.
Canımı al ama Turgut abim gibi beni de esir almalarına izin verme. Kardinal Thomas seni bekliyor şehzade. O iblisi görmek istemiyorum. Git bunu ona söyle. Canını yakmadan gel seni götüreyim delikanlı. Ertuğrul'u alpleriyle birlikte ormanda yakaladığımızda bu işi bitirmeliydi. Maalesef bu onun en büyük hatası oldu. Arabinin emaneti. Nedir bilmem ama onu elde etmek için kendi tarikatımızın emanetini paramparça etti. Üstad Petruccio bunun bedelini ödemeli. Tarikatınızın Antakya ve Halep'te kaybettiği itibarı geri kazandırmalısın Titus. Bunu başaracağına yürekten inanıyorum. Isadora'nın zehirli bıçağı nereden bulduğu hakkında bir fikriniz var mı? Tanrı'nın ilahi adaleti tecelli etti evladım. Tanrı'nın ilahi adaleti. Gel. Buyurun şehzadem. Ne istiyorsunuz benden? Benimle birlikte Konstantiniyye'ye neden gelmeniz gerektiğini konuşmak istemiştim. Size asla hizmet etmeyeceğim. Büyük hükümdarlar asla hiç kimseye hizmet etmezler şehzadem. Siz de büyük bir hükümdar olacaksınız. Dündar Bey, aç kurt gibi saldırırsın. Onca vakit uykudaydık. Biraz kurtlaşalım da dost düşman geldiğimizi anlasın. Dündar Bey, neredeyse tapınakçıları bile yiyecekmişsin. Öyle derler. Bize domuz eti haramdır ağabey. Yarabbim. Sana sonsuz şükürler olsun. Bizleri yeniden bir eyledin. Ocağımızı, obamızı zalime bırakmadın. Hamdü senalar olsun sana ya Rabbim. Amin. 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 Ertuğrul, bir an önce obayı toparlamamız icap eder. Evet abi. Dirlik bozulmuş. Yeni düzen kurmak gerek. İnşallah kuracağız. Buna hiçbir güç mani olamaz. Lakin evvela seni ve Halime Sultan'ı baş göz etmek lazım. Aman oğlum affet beni.
dayanamıyorum ana. İçim acıyor, dayanamıyorum. Güzel kızım. Senin bahtına da bu acı düştü. İnşallah seni çok seven, senin de çok sevdiğin bir er çıkar karşına. Hadi sil gözyaşlarını. Sana demedim mi Aydan güzel kızım? Bugünler gelir geçer, bu sıkıntılar gelir geçer. Kış dediğin nedir ki? Bahar gelir, çiçekler açar. Geceler sabaha varır demedim mi? Şükür kavuşturana baba. Şükür kızım, şükür. Evlatlarım, ben ahir ömrümün sonuna geldim. Lakin bu dünyadan göçmeden önce sizin mürüvvetinizi görmek isterim. Ama obada işler bu kadar karışıkken düğünsüz bir nikah yapalım isterim. Biz de sizden destur istemeye gelmiştik baba. Ya Rabbi şükürler olsun. Ya Rabbi şükürler olsun. Ya Rabbi şükürler olsun. Ah! Ah! Turgut! Ah! Turgut! Turgut! Ah! Geri ne yapayım? Turgut ay! İyi misin kız? Baba! Su al kızım. Su getir. Turgut! 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 Biraz etsin. Ver. Aç gözünü. Aç gözünü. Ama ne yapacağız? Turgut Alp fenalaştı. Otacının çadırında. Müsaadenle beyim. Elhamdülillah. Senden gelen her şeye elhamdülillah Allah'ım. Uzun zamandır tapınakçıların zehrinden içmediğinden vücudu tepki vermiş. Düzelecek midir? Vücudu tapınakçıların iksirinden ister. Uzun zamandır içmemiş, direnmiş. Lakin artık vücudu pes etmiş. Ne yapacağız o zaman? Gerekirse o zıkkımdan verelim. Şimdi verirsek her daim isteyecektir. İçtikçe de ölecektir.
sabredeceğiz. El Şafi ismine hürmeten derman verecektir. İnşallah. İnşallah. Biz elimizden geleni yaptık. Artık bekleyeceğiz. Kardeşimizi bulduk derken yine illet onu bizden almak ister. Bu tapınakçılar ne kancık ellerdir ki pusatla bükemediklerini zehirle yok ederler. Her yerdeler. Her taşın altından çıkar bu deyuslar. Onların kudreti İslam aleminin acizliğindendir. Kendilerini olduğundan büyük göstermek isterler. Her yere korku salarlar. Ama bizi yenemediler ve yenemeyecekler. Eğer onlar her yerdeyse biz de her yerde olacağız. Yiğitlerim, bana bir müsaade edin, Afşin Bey'le yalnız kalayım. Artık bana kim olduğunu söyle Afşin Bey. Neredeydin ve neden geldin? Ahlat'taydım ve aksakalların yanındaydım. Ertuğrul Bey, Oğuz Kağan'dan bu zamana Türk devletleri ve Türk boyları aksakalların elinde doğar ve büyür. Ve ilelebet böyle olacaktır. Ahlat da bizim Anadolu'ya açılan kapımızdır. Aksakallar da orada konaklar. Onlardan size havadislerim var. Nedir? Moğollar gittikçe güçleniyor. Tüm Oğuz boylarını bir araya getirmemiz lazım. Sizden de Kayı boyunu tekrar Anadolu'ya getirmenizi istiyorlar. Babam tanır mı aksakallıları? Aksakalları tanımak herkese nasip olmaz Ertuğrul Bey. Ben tanımak isterim. Onlar seni tanımak isterse bu mümkün olabilir. Ancak Kayı boyunu bir an evvel Anadolu'ya geçirmemiz lazım. Moğol eşkıyası bir azgın boğa gibi geliyor. Onları durduracak erlere ihtiyacımız var. Kara süzme gözlerim, uyku bürümüş. Aç artık. 12 kemikçiğin harap olmuş. Topla artık. Allah'ın verdiği tatlı canın seyrandaymış. Yakala artık. Öz gövden de canın varsa erim. Haber bana. Karabaşım kurban olsun sana. Akar senin suların kasılıkta. Akarken akmaz olsun. Biter senin otların kasılıkta. Biterken bitmez olsun. Koşar senin geyiklerin kasılık dağı. Koşarken koşmaz olsun. Taş kesilsin. Ne bileyim erim. Arslan'dan mı oldu? Yoksa kaplan'dan mı? Ne bileyim erim. Bu kadar.
cezalar sana nereden geldi? O gövden de canın varsa haber bana. Karabaşım kurban olsun sana. Ağız dilden bir haber ver bana. Bismillah. Afiyet olsun. Bugün kilimhaneye bir git. Kadınların başında dur. Tamam bey. Gökçe'yi de bir an evvel everelim. Everelim ki Gayrı Ertuğrul'u unutsun. Tamam bey. Hayırdır hatun? Hayırdır bey. Melek gibi oldun sabah sabah. Kilimhaneye git derim, ses etmezsin. Gökçe'yi everelim derim, ses etmezsin. Hayırdır? Sen ne dersen o bey. Allah Allah. Hayırdır? Başımıza taş yağacak. Çok şükür bugünleri gördük be. Elhamdülillah. Turgut abi nasıl? İyidir benim. Elimiz kolumuz bağlı beklemekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Beyim, müsaaden olursa sana bir düşüncemi açmak isterim. Ben Turgut'la Aykız'a nikah kıymak isterim. Onca zaman bekledi çocuklar. Ama bilirim, obada bu kadar acı varken düğüne yakışık olmasa. Doğru dersin. Çocuklar perişan oldular. Turgut Alp iyileşir iyileşmez kıyalım. Allah razı olsun benim.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Müsaade var mı şeyhim? Buyur kızım. Müsaadeniz olursa sizinle konuşmak isterim. Tabii kızım, buyur. Efendim, ben gönlümü kirlettim. Nice insana fenalık ettim. Kötülükler yaptım. Tövbe etmek isterim. Tövbe kapısı her daim açık kızım. Sen Allah'a tövbenin kabulü için niyazda bulun. Ancak sen insanlara kötülük ederek onların hakkına girmişsin. Her birinden helallik almalısın, af dilemelisin. Kul hakkı ile öbür dünyaya göç etme. Çünkü Rabbim kul hakkıyla bana gelmeyin der. Benim bacılarım, nihayet obamızda nizam sağlandı. Bundan sonra bize sadece çalışmak düşer. Hadi bismillah. Halime kızım, baskılar senin elinden öper. Tez vakitte kırlara çıkılsın, çiçekler toplansın, boyaları çıkarılsın. Merak etme Esnaim Hanım. Canla başla çalışırız. Gökçe kızım, sen de kilim tezgahlarının başında olasın. Halep pazarına mal yetiştirmeliyiz. Olur hanım. Kolay gele hatunlar. Oo, hoş gelmişsin beyim. Hoş bulduk. Buyur baba. Sağ ol kızım. Oturmayacağım. Bacıları bir görmek istedim. Hayma Hatun, nedir ahvalimiz? Bacılar söz verdi. Halep pazarına mal yetiştirecekler. İnşallah Halep pazarı kayı bacılarının el işleriyle şenlenir. İnşallah beyim. Beyim, siz başımızda olduktan sonra her bir işin üstesinden geliriz. Eyvallah bacılar. İçinizde erlerinden şikayetçi olanlarınız varsa otağın kapısı her daim size açıktır ha, bilesiniz. Nedir durumları? Herkesin kafası karışık beyim. Bir an evvel onları yeniden alp yapmalıyız. Alpler toyda bey seçimi için pusat kullanmaktan cenk etmeyi unutmuşlar. Onları gece gündüz çalıştırıp cenki hazır hale getirmelisiniz. Emredersin beyim. Eyvallah beyim. Hadi kolay gele. Kolay gel Alpler. Şeref verdiniz beyim. Kurdu oldu. Onların kalbine toy sevdasını düşürünce gevşemişler baba. Obayı savaş nizamına getireceğiz Ertuğrul. Düşman tehlikesi birliği sağlar. Safları sıklaştırır. Obayı diri tutar. Kirleri örter. Bunları asla unutma evlat. Bir gün bey olursan obanı her daim gaza üzerine tut. We'll be right back.
Çok şükür obamızda huzurlu bir gün geçirdiğimizi gördüm. Çok şükür. Çok şükür. Dışarıda tapınakçısı, haçlısı, her türlü soysuzu kol geçse de insanın yuvasında huzurlu olması her şeyden daha önemliymiş. Bunları bize gösteren Yüce Rabbimize şükürler olsun. Lakin Turgut bizi derinden yaralar. İnşallah onun da saatine kavuştuğunu görürüz. İnşallah baba. Ertuğrul, ben derim ki evvela Turgut'la Aykız'ın nikahını kıyalım. Bunca vakittir beklerler. Ben de size aynı şey diyecektim baba. Müsaadeniz olursa onların nikahını daha önce kıyalım diyecektim. Hayırlı işlerde acele etmeliyiz. Bunca acıdan sonra içimiz buruk da olsa, Şehzade Yiğit kalede esir de olsa gençlerimizin nikahını kıyalım. Huzurumuzu perçinleyelim. Perçinleyelim ki düşmanlarımızla savaşacak gücümüz olsun. İnşallah, inşallah. Baba! Müsaaden olursa birkaç söz söylemek isterim. Otağın da, obanın da huzur bulması için karanlıkta kalan bütün sırların ortaya çıkması gerekmektedir beyim. Selcan, sen ne diyorsun kızım? Ana, derim ki sizin gibi kutlu bir anayla babanın otağına gerçekten huzur gelmesi için benim günahlarımı hepinizin öğrenmesi gerekmektedir. Selcan, ağzından çıkanı kulağın duyar mı senin? Gün doğdu. Evladımızı senin bildiğinden çok evvel düşürdüm. Sana söylemeye korktum. Bununla da yetinmedim. Yalanım ortaya çıkmasın diye bebeğimi Aykız düşürdü dedim. Onu suçladım. Obanın orta yerinde onu kırbaçladım. Gökçe'nin bir daha bebesi olmayacağını bile bile Ertuğrul Bey'imle evlenmesi için her yolu denedim. Sen ne yaptın Selcan? Keşke bu kadarıyla yetinseydim beyim. Bunlarla da yetinmedim. Kurdoğlu denen hainle işbirliği yapıp bey olsun diye Gündoğdu'nun ruhunu kirlettim. Yapıp ettiklerimin bedelini hem Gökçe'min hem de erim Gündoğdu'nun hayatıyla ödeyeceğini bile bile bunların hepsinde benim suçum var. Hem de fazlasıyla. Selcan yeter. Otur. Dur hele. Otur evlat. Ne diyeceklerini bilmek isterim. Karanlık ve kirlenmiş ruhumun ne erimin döşeğini ne de anamla babamın otağını kirletmesini istemem. Aykız'a ettiğimin misliyle bana da yapılmasını dilerim. Kurdoğlu'na yapılanın aynının bana da yapılması gerekir derim. Vicdan azabıyla kendi canıma kıyıp daha büyük bir günah işlememe engel olduğu için İbnül Arabi'ye minnettarım. Size her şeyi anlatmamı söyledi. Ben de saklamadan anlattım. Cezam neyse çekmeye razıyım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde bütün Ademoğulları günahkardır. Günahkarların en hayırlıları ise tövbe edenlerdir buyurmuşlardır. Selcan kızımız nasuh tövbesine girmek ister. Geçmişte yapıp ettiklerinden pişmandır.
hemen günahlarını terk etmeye, gelecekte günah işlememeye kararlıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasuh tövbesi için kulun günahlarından pişmanlık duyması, Allah'a tam rücu edip tıpkı sütün memeye dönmediği gibi dişinin tekrar günaha dönmemesidir demişlerdir. Selcan kızım, vereceğiniz her cezaya razıdır. Şer boyasıyla boyanmış her sırrın üstü kapanacakken, Selcan kızımız bundan istifade etmek yerine vicdanını dile döktü. Onun bu saf dileğine kulak verin derim. Kararı gün doğdu versin. Yahu ben seni kadın diye koynuma aldım. Bana bunu nasıl yaparsın? Şeytan uydum gün doğdum. Kurban olam affet beni. Affet. Kalk kalk. Selcan, ben senin için annemi, babamı karşıma aldım. Sen ne yaptın? O Kurdoğlu denilen hainle işbirliği yaptın. Nasıl affedeyim ben seni? Kesin! Ya bir bebeğimiz olsun dedik. Yıllarca uğraştık. Nasıl kıydın bize Selcan? Ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim, sen karnındaki bebeğe hırsın, ihtirasın için nasıl kıydın? Ben seni kadın diye nasıl koynuma alayım? Yarından tezi yok. Bu çadırı terk edeceksin. Bir daha seni kadın diye koynuma almam ben. Boş ol! Boş ol! Hayır! Hayır! Öldür beni ne olur. Öldür de o lafı etme bana. Edeceksen öldür beni. Gün doğdu bana öldür ne Cehenneme kadar yolum var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Ertuğrul. Turgut Alp'im iyi midir? O her vakit iyiydi evlat. İçindeki cevheri söküp almak isteyen canavarlarla savaştı her daim.
içine hapsedilmişti. Tek başınaydı. Ne yardım isteyebilirdi, ne yol yordam sorabilirdi. İçindeki cevhere göz diken düşmanla ettiği cenk öyle bir cenkti ki, hapsedildiği zindanında Allah'ı zikrederek tesbih eyledi. O zaten kazananlardan da evlat. Şimdi Rabbim ona El Şafi ismini hürmeten bir daha merhamet edecek. Sizinle Ömer hakkında konuşmak isterim. Anlatılanlar doğru mu baba? Dündar iyileşti mi? Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıvermiş çocuk. Suyu verilmiş demir gibi maşallah. Allah'ıma şükürler olsun. Çok şükür. Baba. Söyle kızım. Selcan Hatun'un itiraflarından sonra otağdaki nazar kalktı derler. Sadece otağımızdaki değil kızım. Obamızdaki nazar da kalktı inşallah. Turgut da iyileşecek. İnşallah baba. Peki o ne olacak? Ne yapacaklar ona? Bunca fenalıktan sonra onu affedebilecekler mi? Kimse ne olacağını bilmiyor kızım. Allah'tan İbn Arabi var. Maazallah o da olmasa. Gündoğdu beyim. Çok sağ ol. Düşüncesi bile çok zor. Allah yardımcıları olsun. Amin. Nasıl Turgut'um? Aynı beyim. Rabbim sana şükürler olsun. Müsaaden olursa akşam gideceğim. Hala yaşıyorsan bil ki bu Arabi'nin sayesinde. Canın ne istiyorsa onu yap. Benden uzak, Allah'a yakın ol. Nefret etmez misin? Sen benim anamdın. Babamdın. Ablamdın. Sen benim her şeyimdin. Ama sanki içimdeki her şeyi söküp aldın benden.
Ertuğrul'u kaybettim. Gönlümü yitirdim. Sen ise içimdeki insanı öldürdün. Hala bana güvenmez misiniz? Bu ne inattır Alpler? Ha? Ertuğrul Bey'ime ne dedin de ikna ettin ben bilmem. Lakin beni ikna edemem. Senin deve inadın bile güzel. Sana kızmam. Lakin... senin benden ne alıp veremediğin var Doğan? Ha? Sana güvenmem Afşin Bey. Selcan Hatun'a güvenirim ama sana güvenmem. Kadın kalktı, vicdan azabıyla ne halt ettiyse hepsini takır takır söyledi. Ama sen öyle değilsin. Bir sabah devletin bilmem nesi diye bizi Titus'la bir araya getirirsin diye korkarım. Obanın da bizim de Halep'te başımız en olmadık belalardayken sen çıkıp geldin. Ama ne hikmetse birkaç gün sonra Halime Sultan'ın babası öldürüldü. Sen yoktun. Doğan. Mamsı. Benim de, Ertuğrul Bey'inizin de Afşin Bey'e itimadı tamdır. Hem bilirsiniz, kendisi Selçuklu'da komutanlık yapmış önemli bir kişidir. Aranızda husumet olsun istemeyiz. Hem onun da bizimle gelmesini Süleyman Şah istedi. Bilmem anlatabildim mi? Anladım beyim. Pek değil. Ama ben de anladım beyim. Eyvallah. Ertuğrul nerede? Turgut Alp'i ziyarete gitti. Birazdan gelir. Turgut nasıl? Çok şükür cana geldi Turgut. Gidelim mi? Vaktin var mıdır ana? Buyur Selcan. Gündoğdu beni çadırından kovdu. Kendime başka bir çadır bakacağım. Seni boşamadığına şükür. Gökçe sizin yanınızda kalsın ana. Bana bakıp da bacımla beni aynı kefeye koymayın ne olur. Biz hangi insanda neyi göreceğimizi iyi biliriz kızım. Sen merak etme. Hadi bakalım bacılar, biraz acele edin. Sular kaynadı, atın çiçekleri. Haydi.
Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Ertuğrul Bey'im. Ağabey, Ömer'le tanışın. İbn Arabi, onun İslam'la müşerref olan yiğit bir savaşçı olduğunu söyledi bana. Hoş geldin. Eyvallah. Eyvallah Ömer. Şehzade Yiğit'i Kardinal Thomas Konstantiniyye'ye götürmek ister. Bu yüzden onu zindandan kaçırmak istedim. Lakin mümkün değil. Ya Isadora? Maalesef üstad onu da öldürdü. Yiğit bir kadını. Babasının da, kardeşinin de intikamını alacağı. Kardinal, konsül üyelerinin desteğiyle üstadın yerine Titus'u geçirecek. İkisi de Haçlı seferleri öncesi kayıların ayaklarına dolanmasını istemiyorlar. Obanıza büyük bir saldırı yapacaklar. Sınırı geçip obaya mı saldıracaklar? Evet. Hızlı olan kazanır. Aynen öyle abi. Biz de elimizi çabuk tutup bir an önce o kaleyi başlarına yıkmalıyız. Isadora kaleye girmemiz için ne varsa çizip verdi bize. Dehlizlerle kaleye nasıl gireceğimizi, dehlizlerin kalede nereye çıktığına kadar her şeyi biliyoruz. En önemlisi içeride sen olacaksın Ömer. Merak etmeyin bey. Ben gereği neyse yapacağım. Biraz daha yersen patlayacağım. Oğlum seni aylardır suyla besledik. Ye ki biraz et tutasın. Ye. Hadi. Oh, anasının Alp'i olacakmış aslanım benim. Baba izin olursa yeni obayı gezmek isterim. Peki oğlum git gez. Hem yediklerini biraz eritirsin. Sağ ol baba. Dündar, sen yine de fazla koşturma da yediklerin erimesin. Tamam mı? Oğlum, duydun beni? Peki ana. Beyim, Selcan'ı ne yapacağız? Gündoğdu çık git çadırımdan demiş. Sen ne dedin? Oğlum. Babana da bana da biraz zaman ver. İçimize sindirelim dedim. Sen ne dersin? Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum Hayme. Yıllardır bir hainimi besledik. Yoksa hayırlı bir evlada mı sahip olduk? Bilemedim. İbn Arabi olmasaydı otağımda öldürdüm onu. Bu kadar merhametli değilim. Belki de Turgut'un da Dündar'ın da başına gelenlerin arkasında hep o vardı. Gündoğdu evladım da yıkıldı. Ne yapacağını bilmiyor çocuk. Dur bakalım. Her şeyin hayırlısı. Siz istirahat edin efendim. Ben sizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Allah'ım.
Evet Titus. Sen ne diyorsun bu olan biten şeylere? Kayaları geldikleri yere göç ettirmeye çalışmak büyük hataydı. İlk fırsatta hepsini öldürmeliydik. Senin bir teklifin var mı Şövalye Titus? Evet, var. Kayılar kendi kanlarında boğulmadan hiçbirimiz rahat yüzü görmeyiz. Beşikteki bebeklerine kadar. Hep söyleyecek ki kutsal davamız hayat bulsun. Peki Kardinal Thomas ne diyor bu işe? Bu gece odasında sizleri ağırlayıp konuşmak ister. Sizler de uygun görürseniz. Deli Demir'e söyleyin otağa gelsin hemen. Emredersin bey. Ömer'den haber var mı? Vardır beyim. Hayırdır? Haberler iyi değildir beyim. Ertuğrul Bey'im seni otağa çağırdı Deli Demir. Hayırdır inşallah. Pek hayır değil Deli Demir. Kardeşim daha iyi midir Aygız? Sevgili dostum Petruç. O ne büyük, o ne kutsal bir adamdır. Ama Haçlı seferlerinin onun gibi ölüm döşeğinde bir kahramana değil. Hepimize güç verecek genç ve hayat dolu bir kahramana ihtiyaç duyuyor. Bu kahraman da Titus'un ta kendisidir. Babamızın geleceği için o kale Haçlı kefelerinin başına yıkılmalıdır beyim. Başka hal çaresi yoktur. Kurdoğlu'nu kullanıp geldiğimiz bu cennet topraklardan bizi sürmek isterler. Şükür başaramadılar. Bundan gayrı tek amaçları soyumuzu kurutmak olacaktır. Deli Demir. Beyim, İzadora'nın getirdiği çizimlere fırsat buldukça göz attım. Böyle bir şey mümkündür.
Mümkündür lakin o kapanmış delikleri açmak ne kadar sürer bilmem. Eğer bu işi yapacaksak kaledekilerin ruhu bile duymamalı. Bu mümkün mü Ertuğrul? Kaleyi kuşatırsak imkansızı mümkün kılarız beyim. Bu sayede ne dışarı çıkabilirler ne de kendi gibi soysuzlara haber yollayabilirler. Kale kuşatma altındayken dehlizleri gizlice açıp kaleye girebiliriz. Şövalyelerimizin sayısı kayıların arperi kadar çok değil. Ani bir baskın elbette bize büyük bir avantaj sağlayacaktır. Ancak savaşı riske atmak istemem. Ne öneriyorsun Titus? Antakya Haçlık Kontluğundan bir birlik isteyeceğim. Okçulardan oluşan 800 kişilik bu birlik bizim atlı ve yaya birliklerin işini rahatlatacaktır. Kıbrıs'tan'da 300 kadar şövalye isteyeceğim. Gemileri nereden bulacaksın Titus? Onlar da hazır efendim. İmparator Friedrich'in gönderdiği 15 kadırganın Girne limanında beklediğini biliyorum. Donanma komutanı gereğini yapacaktır. Gemiler bir hafta içinde İskenderun'da olurlar. Kalenin arka tarafları uçurumdur beyim. Sadece ön tarafından girişi vardır. Dehlizlerin de girişi sağ ve sol yanlardandır. Eğer kaleyi buradan ve buradan kuşatırsak dehlizlerden içeri girme şansımız vardır. Bu kaleye girebilir miyiz Deli Demir? Beyim, dehlizleri yerinde görmek gerekir. O vakit sen ve Afşin kaleye gidip bir göz atın. Emredersiniz beyim. Ertuğrul, Alpleri cenge hazır hale getirelim. Onlar da bize saldırmak için hazırlanıyorlardır. Ovada savunmayı da güçlendirelim. Hem müdafaa hem taarruz halinde olalım dersiniz beyim. Gündoğdu, sen de cenk için akçe bulmaya bak. Pusat için, iaşe için akçeye ihtiyaç vardır. Kurdoğlu'yla beylerinin çadırlarında bulunan altınlarla gerekli pusatı toplarız baba. Amacımız kendi altınlarıyla soylarını kurutmak olacaktır. Kazamız mübarek ola. Artık savaş başlamıştır. Turgut Alp'in düğününden sonra harekete geçeceğiz. Sana şu Ertuğrul'un tam bir baş belası olduğunu defalarca söylemiştim. Elimize büyük bir fırsat geçmişti. Onu ve alplerini ormanda yakaladığımızda öldürmeliydik. Hepsinden kurtulabilirdik. Ama sen ne yaptın?
İbnüler abinin şu sandığı için bu fırsatı teptin. Ertuğrul ölseydi sen şimdi yaşıyor olacaktın. Makamının başında olacaktın. Artık çok geç. Şu içinde bile ne olduğunu bilmediğimiz sandık bizi şimdiden büyük bir hezimete uğrattı. Sırf senin aptallığın yüzünden. Cehenneme kadar yolun var Petruccio Manzini. İbnül Arabi ile görüştüm efendim. Birkaç gün sonra Şam'a gideceğini söyledi. Benim de kendisiyle gelmemi istedi. Sandık yanında olacak mı? Evet efendim. Güzel. Küçük Şehzade ile Konstantiniyye'ye gideceğim. Seninle orada buluşuruz. Halime Sultan sandığı buraya gömmüş. Ben de ellemedim. Bilmenizi istedim. Sağ ol evlat. Emanetimin emin ellerde olduğunu biliyordum. Bu sandık. İçinde ne var bilmem. Merak da etmem. Lakin Kara Papaz Thomas da, tapınakçılar da bu sandığın peşindedir. Bu sandık yüzünden birbirleriyle dalaşıp dururlar. Bizim sandık senin de alplerinin de hayatını kurtardı evlat. Titus bizi yakaladığında beni öldürmek istedi. Ama üstad buna izin vermedi. Yani sandık sayesinde hayattayız. İçinde ne var dersen bir gün sahibine vereceğim bir emanettir derim. Dediğim gibi ben obadan ayrılana kadar şimdilik burada kalsın. Nasıl isterseniz. Kaleyi muhasara edecekmişsiniz. Gazanız mübarek olsun. Allah bileğinize kuvvet versin evladım. Amin. Merak ettiğim bir şey var. Bunca kötülüğü yaparken hiç mi vicdanını sızlamadı? Sızlasaydı yapamazdım ki. Babam gelip durdu yanıma. İntikamını almak istedim.
şimdi senin yüzünden herkes buna da vebalı gibi bakar. Gülce. Sen de babam gibi onurumuzu kirlettin. Doğru dersin. Lakin bundan gayrı dilim lal, gözlerim kör olacak. Bundan gayrı benden kimseye bir kötülük gelmeyecek. Birkaç vakit seni görmek istemem abla. İstemem ki kötülüklerin aklıma geldikçe senden daha fazla sormayayım. İntikamımı almazsam gözüm açık gider bilesiniz. Ya senin akşama nikahın var. Sen hala burada bizi de pişirsin ya. Eline yüzüne bir çeki düzen ver. Sonra Aykız bacım seni görüp de ben ne ettim? Onca zaman bunu mu bekledim demezsin. Hadi gel kardeşim. Ne anamla ne babamla konuşacak yüzüm yok kardeşim. Onlar da bir elimle gelip konuşmazlar. Ne yapacağımı bilemez oldum. Selcan Hatun'u yalnız koyma abi. Ne yapmışsa yapmıştır. Belli ki pişmandır. Doğru yolu arar. İbn Arabi ona yolu gösterdi. Senin de desteğine ihtiyaç duyar. Biraz daha vakit ver ona. Kızlar, hepiniz müradınıza eresiniz. Sabrettin, sonunda mutluluğa kavuştun Aykız. Sen de Ertuğrul Bey'ime kavuşacaksın Halime Sultan. İnşallah. Başlığım hazır mı Gökçe Hatun? Onu da takalım. Hazır, hazır. Sana bir oğul vereceğim demiştim.
karnımda evladını taşıyorum. Obaya yiğit bir alp, kayıya bir beyoğlu vereceğim. Yaktın beni Selcan. Yaktın beni. Bu mektup Antakya Haçlı Kontluğu'na, bu da Kıbrıs'a gidecek. Emredersiniz efendim. Yolunuz açık olsun. İbnüler abinin sandığı umurumda bile değil. Sandıkla ilgili gelişmeleri Kardinal Hazretleri bana anlattı. Artık rakip değiliz. Arabinin müridi olmayı başarman İslam dünyasıyla savaşımızda bize pek çok kapıyı açacaktır. Tebrik ederim. Zadora'nın çizdiği haritaya göre burası olması lazım. Suyun üstü demiş. O babasından duyduğunu çizmiş. Eğer doğruysa burası köprünün altına bir yer. Yanlış yer olabilir mi diyorsun yani? O zaman Ertuğrul Bey'in tüm hesapları şaşar. Söylesin.
Doğan bir şey söyleyeceği. Söyle kardeş. Kardeş biz üç alt değil miyik? Evet kardeş. Hepimizin bir vasfı vardır. He. Turgut kardeş. Aslan parçası gibin. Eyvallah. Ben de sen kılıç kullananların piri. De. Kardeş gücenme ama senin vasfın nedir? Sübhanallah. Bamsıya bak Bamsıya. Kedi olmuş da bizi yeme derdine düşmüş. Ya bir durun. Dırdıra başlamayın gene. Bak vallahi o tapınakçıların zindanına geri dönerim ha. Dur kardeş dur. Zor bulduk seni zaten. Bakma sen bu Doğan'a. Hakikatle yüzleşemez vasıfsız. Buyur kardeş. Bölgün de burada. Eyvallah. Ay kız bacım. Senin gibi bir alper eyledi ya. Vallahi yatsın kalksın dua etsin. Amma da yakışıklı oldun be kardeş. Eyvallah. Kardeşlerim be. Dehlizleri açmak tehlikeli mi? Açmasını açarız da Gündoğdu Bey'im. İçerideki tuzaklardan endişelenirim. Eğer kazdığımız yerleri sağlamlaştırmazsak bütün dehliz üzerimize çökebilir. Bu da aylar sürebilir beyim. Aylar sürecek bir kuşatmayı kaldırabilir miyiz Ertuğrul? Eğer dışarıdan yardım gelmezse kaldırabiliriz beyim. Alpler hazır mı? Hazır ağabey. Evelallah. O vakit Turgut Alp'in düğününden sonra hareket ederiz. Haydi Dildemir. Sen de var Aykız'la vedalaş. Fazla gözyaşı dökmeyesin. Beyim, obamızda çoktandır huzur yoktu. Çok şükür sayenize artık o da var. Keşke anan yaşayaydı da bu günleri göreydi. Can babam. Canım sana feda babam. Var olasın. Beni anasız büyüttün. Helal olsun. Helal. Bak kızım. Ben sana bugüne değin haram lokma yedirmedim. Sen de evlatlarına yedirmeyesin. Eşine sadık olasın. Ona kem söz söylemeyesin. Bir dediğini
ki eylemeyesin. Her daim yanında olasın. Destur var mıdır? Gel oğlum. Buyur evladım. Buyur. Gel. Kızımı üzmeyesin. Erliğini ona kaba kuvvetli göstermeye kalkmayasın. O önce sana Yaradan'ın, sonra da benim emanetimdir. Emaneti incitmeyesin. Bir ömür boyu emanetinizi incitmeyeceğim baba. Size ayıp sözüdür. Gün bizim günümüzdür. Hadi bakalım. Hadi. Herkes ellerini açık tutacak. Yani bağlamayacak. Ve benimle birlikte söyleyecek. Demi günahlarımız için tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. 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 El azim. Ellezi. La ilahe illa. Hüvel hayyul kayyum. Ve tübü ileyh, amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulühi vel yevmil ahiri ve bil kader hayrihi ve şerrihi minallahu teala vel ba'su ba'del mevt hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Amin. Dukakoğlu Demir'in kızı Aykız, Konur Alpoğlu Turgut'la 10 dirhem altın ve 20 koyun mihri muaccel olarak vermesi mukabilinde nikahını kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Konur Alpoğlu Turgut, Demir kızı Aykız'ı vaat ettiğin mihr üzerine nikahlamayı kabul ettin mi? Ettim. Ettin. Ettim. Ettin mi? Ettim. Şahitler, siz şahitlik ettiniz mi? Ettik. Rabbim akdinizi mübarek kılsın. Amin. Ya Rabbim, bu iki yavrumuzun akdine bizler şahitlik ederiz. Sen de şahit ol. Allah'ım, evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında geçim, sevgi, evliliklerinde sebat nasip eyle. Amin. Aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme. Allah'ım, bu çiftler arasında Hazreti Adem aleyhisselam ile
Hazreti Havva annemizin, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hatice validemiz ve Hazreti Ali radıyallahu an ile Hazreti Fatıma validemizin arasında var olan ülfet, geçim ve muhabbeti var eyle. Allah'ım, bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızk ihsan eyle. Amin. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver. Ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Ve bizi ateş azabından koru. Amin. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır. Yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Sübhane Rabbike, Rabbil İzzeti amme yesifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Amin. Besin abla. Allah sizleri her daim mutlu kılsın. Yuvanızı kutlu kılsın. Allah sizi mesut etsin. Bir yastıkta koçatsın. Eyvallah bey, eyvallah. Karısı başınıza. Mesut ol. Sağ olasın Ertuğrul Bey'im. Allah da Halime Sultan'la sözünüzü tamamına erdirsin. Thank you.
Eğer yolunu şaşırıp da döneydin, babanın düşmanı olaydın, ölümün elimden olsun diye çok dua ettim. Ben de ölümüm hep senin elinden olsun diye dua ettim ay kızım. Hepsi geçmişte kaldı. Allah senin aşkın olmadan bir gün bile yaşatmasın beni. Bunu bilir, bunu söylerim. Allah bizi ayrı koymasın yiğidim. Alp alıp geldiğimizde biz de büyük bir düğün eleyelim. İnşallah Ertuğrul Bey. Yarın bütün ahaliyi toplayacağım. Eski günlerde olduğu gibi. Hayırdır bey? Cengi özledim Hayme. Cengi. Artık diriliş vaktidir. Dirilelim ki Türk milleti kendine gelsin. Sırtını dön de merhemini süreyim. Artık çiban bile canımı yakmıyor Hayme. Sen onun da üstesinden gelirsin bey. Ey benim alplerim, ey benim beylerim, ey benim pusat kardeşlerim, ey benim şehitlik mertebesine varmak için yere göğe sığmayan gazilerim. Sizleri buraya her türlü fitneyle, her türlü fesatla birliğimizi, dirliğimizi elimizden almak isteyen düşmanın canını almak için çağırdım. Bizlerin öfkesinden sakındıkları o koca kale duvarlarını başlarına yıkacağız. Gök girip kızıl çıkan pusatlarımızın sesleriyle yeri göğü inleteceğiz. Bunca vakittir obamıza zulmettiler. Nice yiğitlerimizin canlarına kastettiler. Şimdi bedel ödeme vaktidir. Adı bütün cihana nam salmış, korku salmış tapınakçıların nasıl kirli, nasıl çürümüş, nasıl kokuşmuş olduklarını en iyi sizler bilirsiniz. Sahip olduğunuz asil kanla, imanınızla o kaleyi başlarına geçireceğiz. Benimle cenk etmeye var mısınız? Varız! Benimle şehadet şerbetini içmeye var mısınız? Varız! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
Allah yar ve yardımcımız sizlerden de razı olsun. Amin.